Selam gençler, hoş geldiniz. Doomsday oynuyorum ve ben bu oyunda Türkçe her gün video çekip yayınlayan ve bilmediğim birçok videonun içeriğini bana anlatan kanal aradım da günübirlik çeken yok. Haftalık ya da aylık çeken var. O yüzden ben de kendi kendime neden ben günübirlik çekmiyorum video dedim ve bu benim ilk sesli videom olacak. Şimdi gençler, bugün ayın 16'sı. 16'sında ne etkinlikler gelmiş? Onlara önce bakma da. İlk önce yapmam gereken şeyler neler? Hemen ittifaka bakıyorum. İttifakımın yapmış olduğu saldırılara önce katılıyorum. Lüks chip paketi diye bir şey varmış oyunda şu an. Bunlar ne bilmiyorum. Girip bakacağım. Şimdi iki hesap oynuyorum. İki hesap mı oynama sebebim? Şimdi bu benim ana hesabım. Bu da benim alt hesabım. Oyunda bazı şeyleri yükseltmek için. Mesela şuraya. Bunu yapamıyorum. Yani oyunda bazı şeyleri yükseltmek için çok fazla kaynak istiyor. Ve bende o kadar çok fazla kaynak olmadığı için ikinci bir hesap açıyorum. İkinci hesaptan kazanmış olduklarımın hepsini ana hesaba gönderiyorum. Bazıları bunu 2 değil de 3 hesapta yapabilen var. Ama ben 3 tane hesap yapabilecek potansiyel sahip değilim. Çünkü oyuna o kadar çok fazla zaman harcamıyorum. Aktif olarak oynadığım başka oyun oynadığı için. Bunu tabiri caizse zaman öldürmek için oynuyorum. Evet. Şimdi. Öncelikle günlük görevler var. Günlük görevleri yapıyorum. ...121. sıradaymışım. Galiba bugün sıfırlandı. Evet. Bugün sıfırlandığı için... ...buraya katılacağım ve buradaki bütün özelliklerin hepsini alacağım. Bununla ilgili de video çekebilirim aslında ama... ...şu an benim... ...önceliğim günlük görevleri yapmak. Bakalım neler gelmiş. Bu neymiş? Fatih'in ruleti diye bir şey. Diyor ki, etkinlik boyunca her gün ücretsiz olarak çekiş yapabilirsin. Çekiliş, çift ödül almak için enerji biriktir. Aşama ödüllerini kilidini açmak için daha fazla çevir. 3050 döndürme, bir günlük görünümü seçim kutusu kazanma garantidir. Lüks çiplerin süresi etkinlik sonuna erdiğinde tutulacaktır. Enerji %100 olduğunda kritik veriyormuş, yani çarpı 2 oluyormuş. Her ne alırsan al o an için çarpı 2 veriyormuş. Ama enerjiyi %100 yapmak için tabi ne kadar fazla harcaman lazım. Elmas bilmiyorum. Burada da bonus ödülleri var. 30 enerji kazanırsam galiba. Biyokimyasal güç, yüksek polimer seçkin, 60 dakika inşaat sanırım. Tehlikeli laboratuvar kılıcı. Ne kadar güzel ödüller veriyor burası böyle. Ben bir şey söyleyeyim mi? Buraya elmas harcanır. Bence buraya elmas harcanır. Burada da eşyaların gelme istatistikleri yüzdesi olarak. Benim merak ettiğim şey 350 tane. Bir tane deneyeceğim.
4 saat eğitim hızlandırma. 2 tane aldım. Şimdi bir tane daha çevirirsem... Bu buradan kaybolmuyor. Bu burada durmaya devam ediyor. Anladım. Buna şimdi tekrar geri döneceğim. Nerede burası? Bence buraya para harcanır ama 3000 vereceğim. Biz 3000 elmas verdik. 3000 elmas karşılığında %10 aldık. Çok az değil mi? 6000 elmas vereceğiz. %20 olacak. Bence az. Ama bunu elmas harcanmaya değer mi? Bence değer ya. Verdiği özellikler çok iyi çünkü. Pompei'nin kurtuluşu neymiş? Benim takım... klan arkadaşlarımın yaptığı bir maçtı ve ben ödül aldım. This isn't a disaster. Bu bir felaket. Bu etkinlik ne? Buna da bakacağım ama önce... Merdiven altı doktorun ricası. 3 gün boyunca bugünle beraber 4 gün boyunca sürecekmiş. Zombileri öldür ve bana hasarsız bir doku önüne getir. Emeğinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Rütbe A sinsi 3 tarafına karşı bir içtima savaşı var. Bunlar ne böyle bir... Klan arkadaşlarıma bakın. Rütbe A sinsi 3, A sinsi 2, S sinsi 3. Bunlar tamam buradaki rütbeler oluyor. S en kaliteli, S mi diyeyim ya da. En kalitesi oluyor. Bir görev seç. Bu görevi kabul et. Bu yetkinlik sırasında herhangi bir zorluk seviyesindeki bir görev... Bu ne? Bana yardım eder misin? İçtim ma. Bir saniye. This isn't a disaster. It's a sacrifice for science. Bunları seçebiliyor muyum? Görevi önce bir at zombi... Tamam. Menschliche Sünde ist die Ursache für Desaster. Die Zeit für Gebete ist vorbei. Bir sonrakini ara, 100 olur. Saldırıdan sonra kamp kur. Tamam. Die Zeit für Gebete ist vorüber.
kusura bakmayın gençler, konudan konuya atlıyormuş gibi görünebilirim ama aslında öyle değil. Bu etkinliğin ne olduğunu öğreniyorum şu an. Gizli bir araştırma tesisinden kaçan zombiler, taşıdıkları zombi virüsü ciddi mutasyonlara uğradı. Rütbe D, sinsi 3, sahibi benmişim. İmdat, tehlikedeyim. Bunlara yardım edebiliyor muymuşum? Görevlendirme sıranda olup görevlendirilemem. Okey. Aslında burada bence bonuslar da güzelmiş. Bunun çalışması lazımmış. Çünkü iki kişi base'e geri dönüyor. Sanırım ilerledikçe bu baya baya zorlaşıyor. Verdiği ödüller çünkü güzel. Bu kadar kolay ödülleri kolay kolay vermez diye düşünüyorum. Bir sonraki nerede? Kaçırdın mı bir sonrakini? D
Sinsi 9. Sonrakis. Şu an kolay bir şekilde ilerliyorum ama büyük bir ihtimalle biraz sonra çok zorlanacağım. Sonrakini gene kaçırdık değil mi? Glass D. Düğmeye gizli ne işe yarıyor? Sinsi 12. Ay, yardım isteyebiliyor musun takım arkadaşlarından? Klandan. Kaza. Sonraki sinsiyi ara. Sinsi 13. We'll die one day. One must always look ahead, no matter how old you are. Bu niye durdu arkada? Bu ne? Ölümcül salgın ön ödemesi. Buna sonra bakalım abi. Şu anki önceliğim benim. Merdiven altı doktor.
Lüks çip paketi. Lüks çip paketi ne oluyor? Burada yazıyormuş 40-13. Sanırım 40-13. 40-40 yaptıktan sonra bir üst aşamaya geçeceğim. Bir şey söyleyeceğim, çok fazla dayanıklılık gidiyor. Sahip olduğum bütün dayanıklılığı harcayacağımı düşünüyorum. Aynı zamanda çok fazla zaman alacak. Kısa yolu da varmış güzel. Açıkçası bu etkinliği beğendim. Elindeki dayanıklılığı harcamanı istiyor. Ve aynı zamanda vermiş olduğu ödüller de güzel. XP veriyor mu? XP vermiyormuş. Çok sevdim lan bu etkinliği. Hem kolay, hem zaman alıcı, hem de güzel ödüller veriyor. Millet S'e kadar yükselmiş. Demek ki S çok zor. Klandakilerden yardım istiyorlar. Alt hesabımdaki yapmış olduğum içi sizinle paylaşacağım. Çünkü alt hesabım benim bir nevi fedaim. Neyin nasıl olduğunu en doğru bir şekilde öğrenip akabinden asıl hesabıma geçip daha yüksek kaliteli puanlar elde etmeye çalışıyorum. Kim biliyorsa,
Bence bu etkinliğin eksik iki yanı var. Birincisi, geri dönen komutanları geri dönerken savaşa dahil edemiyorum. Birinci eksikliği bu. İkincisi, zombileri kestiğimizde XP gelmiyor. İkisi de gelseydi bundan iyisi Şam'da kıyısı falan da herhalde. Ama bu etkinlikte çok fazla asker ölecek ya da yaralanacak. Komando sırt çantası almış. Büyük bir ihtimal dayanıklılık paketi falan satın alması gerekiyor insanın, çünkü buradaki bütün etkinliklere bu dayanıklılık yetmeyecek diye düşünüyorum. Bin istiyor. Bu hesap kilitlendi ya. Karakterlerin hepsi de böyle geldi. Ama rütbe yükseltemiyorum. Menschen erkennen den Unterschied zwischen Katastrophen. Askeri strateji yükleme ödülü. Kaç yaptık? 40'a 24. Az kalmış.
don't know where they come from. Every day. Every day. Every single day. We don't know where they come from, but they've helped us survive. Bina kudreti yarışı. Etkinlik süresi boyunca harika ödüller almak için etkinlik görevlerini tamamla. Sıralama ödülleri için sıralama ne kadar yüksek olursa ödüllerin o kadar iyi olur. Sıralama ödülünü etkiledikten sonra posta ile gönderilecekmiş. Burası ise sıralama. Sıralama ödülleri. Ben o kadar çok beğenmedim. Benim için önemli olan ilk 3 değil. 50'den sonrası. Kudret yarışı varsa buraya gelip buradan bunları almak lazım. Şunu. Ve şunu. Ama bütün elmaslarım buraya gidecek. Bir şey söyleyeyim mi? Buraya yatıracağım elmastan elde edeceğim puanla alacağım ödüller o kadar çok da değerli değil. Ama sadece buraya katılıp şu ödülleri alıp akabinden kalan elmasların hepsini Fatih ruletine harcamak daha mantıklı gibi geliyor ama yoksa hepsini direkt Fatih ruletine mi harcayalım? Bunu çok iyi hesaplamam lazım. Asker yaralanıyor gerçekten. +8 bonus ödüller. 18 tane 5K'lık XP verecekmiş ki bana bu rütbe için gerekiyor. I'm ready. Kaza. Kahramanlarımın rütbesi 40'ta kilitlendi şu an. If you end up alive, I'll take a fee. If you end up dead, I'll take everything. Darda atmam lazım. Nan, tozone iksu kaze.
Aslında bir şey fark ettim. Benim kaptanı yükseltmem gerekiyordu. Burada alt hesapta kaptanı hiç yükseltmemişim. Savaş kaybettik. Buraya dikkat etmedim ya. Маленькая ошибка может дорого обойтись. Зомбилер öldürürken bence bu demir yumruk Samuel bayağı bir güçlü. Ve de sinsi onu da yendik, güzel. Daha sonra bir üst seviye atlayacağız. Hadi Enes, yapabilirsin. Yavaş ama emin adımlarla ilerlemeye devam ediyorum. Don't hesitate.
ama aşamaların gerçekten zor olduğunu hissetmeye başladım ki S'de büyük bir ihtimalle klandan yardım istemek zorundayım. Ya da alt hesabıma, ana hesabına yardım göndereceğim. Bu şekilde alt ve ana hesap oluşturmanın faydasını bir tık daha görmüş olduk. Bence kesinlikle her oyuncunun iki tane hesabı olması gerekiyor. Üç tane olursa daha faydalı olabilir. Ama üç tane aynı anda oynamak da günlük iki saatini falan herhalde alır insanın. Çok fazla birimim ölüyor. Don't hesitate. S7, S10. S-Mutant 10. Ne kadar fazla ilerlemişler böyle. Bitmiş bu. Güzel. Biraz bir şey söyleyeceğim. Ben D'de bu kadar zorlanıyorsam S yapamam. S'e gücüm yetmez ve herhalde 60 milyon falan olması lazım gücüm. Ya da 40 milyon falan. Baksana 2 saatlik. Kaç? 40-37. Bina o sesi. Bak bu çok güzelmiş, bunu istiyorum. Bina kudretini 304.000 attırmam lazım.
Kanka gücüm su gibi düşüyor aşağıya. Don't hesitate. Ama ödüller iyi geliyor yani. Ve 40'ın 39'u. Şimdi 40'a 40 yapacağız. Ama önce şunu bir bitireyim. Hiç acele etmiyorum çünkü etkinliğin tamamen nasıl kullanılması gerektiğini öğrenip ana hesabını tekrardan yapacağım. Şu an alt hesapla yapmış olduğumuz sizinle paylaşıyorum. Siz de benimle birlikte asıl hesaplarınızda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğinizi aşağı yukarı görmüş oluyorsunuz. Sinsi 8. Bizim klandakiler baya baya ilerlemiş. Benim kat etmem gereken çok fazla yol var. Belki benden bir saat falan öndeler. Bir de onların gücü benden çok daha fazla. 60 milyon falan güçleri var. Benim bu alt hesabın 6 milyon gücü var. Aradaki fark yok. Disposer. They've come. Kill yourself. It's a
Bir saat. Çok zorlanmaya başladım bile. Daha D'de zorlanıyorum. Aldık. Sonraki aşamaya nasıl geçeceğim? Ödül almak için bana hasar almamış D seviye örnek getir. Bir şey soracağım. Bir sonraki seviyeye niye çıkamıyorum? Salgın önerisi. Ölü kalp olarak bilinen bir pislik zombilerin yuvasını büyüyorum. Öldürmemiz ama ondan viral özler çıkarabilir. Derler şahit için onları benimle takas et, pişman olmayacaksın. Etkinliğe kalan süre cephanesi. Ölümcü salgın etkinliği kullanılır. Sıralama ödülleri. Bölük görünümü kuponu. Kıyamet sonrası teknoloji ilerleyerek bölünün iş bölüğünü şık bir şekilde dönüştürmek için silah tüccarı tarafından kullanılan bir kupon. Ha bak, bunlar çok değerli eşyalar. Ve bunları sadece 11 ile 20 arasında alabilecek. Yani para basanlar alabilecek. Benim gibi garibanlar böyle uzaktan bakacak sadece. İki tane bildirim var diyor. Onlar bunlar mı oluyor acaba? Sanırım iki tane bildirim klandaki iki kişiye yardım etmem gerektiği için geliyor. Aynen, iki bildirim, ikisi de buraya geliyor. Meydan okuma gereksinimleri 15'te bir, en az 15 ittifak üyesi de üyesi seviyede seviyede daha üstü örnek no 20 toplamalı. Sanırım bu etkinliği burada bitirdim. Bir sonraki aşamayı atlayamıyorum. Her yere tıklıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Peki bir şey soracağım. Benim klandakiler epey yüksekti. S'lere falan meydan okuyor. Onlar nasıl yapıyor onu? Çözemedim. Acaba bu oyuncular daha önceden bu etkinliğe katıldıkları için mi onlar da direkt o yüksek seviye açık ona tabi oluyorlar? Ben ilk defa katıldığım için mi ben de düşük seviyeden başlayıp yüksek seviyeye doğru ilerlemem gerekiyor? Kendi kendime öyle bir yorum attım ama. Thank you.
Binaları hızlandıralım bakalım. 6 saat 27 dakika. Diğeri nerede? Burada 6 saat 4 dakika. Lan yardımı 22'de 22 olsaydı direkt basardım buna ama şu an basamıyorum. 22'de 6. Bu daha büyük bir ihtimalle klan tarafından yardımlar basıldıktan sonra geliştireceğim. O yüzden şu an bunu geliştirmeliyim. Şey soracağım. Bu sadece 10.000 birlik eğit diyor. Yani birliğin seviyesi önemli değil. O yüzden böyle yapmam lazım. Bin yüz. Oldu mu? 2200 tane daha lazım. Şimdi olmuş olması lazım. Hangi bir seviyede 20 zombi öldürmek? Okey, bunu da yapalım. Endişelerim var. Bunları gerçekten merak ediyorum. Yani ben niye bir üst kademeye geçemiyorum? Acaba başta söylediğim şeyden dolayı mı geçemiyorum? Burada kurallar yazıyormuş. Tamam. Sığınağımızın yakınlarında bir sinsi sürüsü belirdi. Bu saldırgan zombiler özgürce dolaşırlar ve gördükleri yerde yoldan geçenlere saldırırlar. Aniden belirmeleri yeni zombileri yok etmek ve onlardan doku örnekleri almak için görevlendiren arka sokak doktorunun merakını uyandırdı. Çıldırmış bir zombilerden kaçmak yeterince zor. Onları vücutlarına zarar vermeden yenmeleri mucize gibi bir şey. Ancak acısız kazanç olmaz. Kod adı ceset parçalarını olan sürünün liderleri yenildiklerinde daha kaliteli doku örnekleri verir. Beş liderle kapış ve doktor için onları doku örnekleri al. 1. D seviyeden S seviye kadar toplam 5 görev zorluğu vardır. Ki ben şu an D seviyedeyim. Görev zorluğu ne kadar yüksek olursa ödüller de o kadar iyi olur. Herhangi bir zorluklu bir görevi kabul edebilirsin. Hayır edemiyorum. Çünkü ilk önce öncekileri yapman gerekiyor diye bana uyarı verdi. Ancak görevleri kabul ettiğinde zorlukları değiştiremezsin. Gerekli... Bak mesela. Ben burada görevi kabul ettim mi?
Ne zaman D diye kabul etmişim. Kabul etmedim sanıyordum burada ama etmişim galiba. Yalnızca görev sahibi sinsileri doğrudan saldırabilir. Yani takım arkadaşım ona yardımcı olamazmış. Veya onlara karşı içtima klandakiler yardımcı olabilir. Siz sinsiyi yenemezsen ittifaktan yardım istemek için evet bir doz aşı kullanabilirsin. Aa, doz aşı. Tamam. Bazen kestiklerimde elde ettiğimde doz aşı geliyormuş. Onlarla sadece yardım isteyebiliyorum klandan. Görevini bir tek görevine dönüşür ve istediğini kabul eden tüm müttefikler içtima saldırısına katılabilir. Yardım talebini bulunduktan sonra bir sinsiye tek başına da saldırabilirsin. İçtima bölümünü konuşlandırdıktan sonra takviye güçleri kabul edemez. Bir isteği kabul ettiğinde az sayıda aşı elde edersin. Müttefiklerine yardım ettiğinde daha fazla aşı alabilirsin. Etkinlik sona erdiğinde kullanılmayan tüm aşılar yok olabilir. Ödülü hemen almak için gerekli tüm doku örnekleri etkinlikten sonra ermeden topla. Etkinlik sonuna kadar gerekli tüm doku örnekleri toplamayı başaramazsan ödüllerin yalnızca bir kısmını alabilirsin. Ceset parçacıkları ile ilgili ayrıntıları kontrol etmek için etkinlik arayüzündeki ittifak arayışına gidebilirsin. Ceset parçacıklar yalnızca ittifakın gereksinimi karşılığında çağırır. Tamam. Farklı ceset parçalarının farklı beceriler vardır. Onları alt etmek için ittifak üyeleriyle birlikte çalış. İttifak arayışına katılan oyuncular ceset parçalıkları... Tamam. Klandakilerin yardımlarına karşılık vermem gerekiyormuş. Baya. Bir şey diyeceğim. Çarpan kaç? 5 yapalım. Demin klandakiler yardım ettiğim için. Verdi. 3300. Ama karakterlerin maksimum level olduğu için az kaldı. 96. İttifak üyelerine yardıma gideyim dedim. Gidemiyorum. Bir ittifak görevi. Bonus ödüller. Rütbe S. Sinsi 9. Etkinliği sırasında yardım istemek için kullanılır. Mantıklı. Pekala. Bunun ne olduğunu çözdük.
behind. Wake up, sir. Şimdi. Elmasları buraya harcamam gerektiğini düşünüyorum ya. Ve harcayacağım. Çok karlı bulmadım bunu ama sanki zarar ettim biraz. Aa, buradan alınıyor muymuş? Ha, aldıkları lüks çık paket buymuş. Benim üzerimde altın olması gerekiyor. Var mı bir tane altın? Hayır, yokmuş. Ya Rabbim ya. Abi tamam, lütfen biraz sessiz ol. Hakikaten bak. Yokmuş, alamıyoruz. Buraya harcadığımız elmaslar bence yeterli. Çok yönlü yüksek performansı, bir bileşken falan filan. Bildi açmak için sığınma seviyesinin 22 yapmam lazımmış. Bu müzik takıma... Yardıma gidiyorum demekmiş. O zaman şöyle yapalım. Bu videoyu burada sonlandırayım. Çünkü... bunları geçirmek için klandakilerin yardımlarını bekliyorum. 14'te 22, bu 14'te 20 falan olsaydı basardım direkt de, yeterince yüksek değil.
aynı şekilde bu derece yüksek değil. Çip paketi bir getirdi. Bu benim. Anonim olmak daha güzel. Evet, bunları geliştiremiyorum. Klandan yardım bekliyorum. Onun dışında araştırma geliştirebilirim. Her şey tamam galiba. Satın alımları yıldız ekleyip köşeye atıyorum. Bunlar satın alımlarım. Buna da... Belki takım bana yardım eder. Deneyelim mi? Büyük dezavantaj. Takım arkadaşlarım yardım ederse ancak bunu kesebilirim ve edeceklerdi diye düşünüyorum. Deniyorum. Rütbe S mutant sinsi 10. Ben bayağı bir uçtum galiba. Çok fazla. İttifakım yardım etmezse ben bunu kesemem zaten de. Neyse, benim videom burada bitti. Rütbe S mutant 5. Bu video burada bitsin arkadaşlar. Bunun dışında anlatmam gereken bir şey varsa ek bir video yapabilirim ama olacağını sanmıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.